Ben Ömer Sayıp Baysal, 23 yaşındayım. Konservatuvar öğrencisiyim, müzik üzerine okuyorum ve ana enstrümanım davul. Küçükken ilkokul, ortaokul zamanları diye hatırlıyorum. O zamanlarda farklı kalınlıktaki kitapları koyarak, dizayn ederek böyle babaannemin tığ ya da örgü şişleriyle beraber bir davul simülasyonu üretiyordum kendime. Herhangi bir grubu dinleyip ben de böyle onlarla beraber oynuyordum. O zamandan beri davula ulaşmak, yani davula dokunmak benim için bir tutkuydu. Daha sonrasında ben bunu ESEV'le sağlayabildim. ESEV daha doğrusu bana bunu sağladı. Burada ben üniversiteye giriş yaptıktan sonrasında bölümüm perküsyon, yani bendir, darbuka gibi düşünebilirsiniz. Böyle olmasına rağmen ve davul tecrübem olmamasına rağmen Ekrem Hoca'nın bir sahnede "senin davul çalmanı istiyorum" deyip, "ben hocam daha öncesinde çalmadan yapamayabilirim, hayır ben sana inanıyorum, yapabilirsin" demesiyle beraber ilk sahneme davulla beraber çıktım. Bunun sonrasında da benim o davul arzumu gören ve bu konuda beni yönlendiren hocalarımla beraber bu süreç bu şekilde gelişmeye devam etti. ESEV'de konservatuara hazırlık kursu ve ücretsiz olduğunu duyunca ilk önce mutlu olmamla beraber daha sonrasında şunu düşündüm. Belediyenin kursu, ücretsiz. Acaba ne kadar verim alabilirim bundan? Bu tarz endişelerim de olmuştu başta. Daha sonrasında eğitim almaya başladıktan sonrasında, ki bu bahsedeceğim süreç benim yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 6-7 ay olması lazım. Bil fiil son zamanlara doğru her gün, ilk başlarda çok sıkı bir şekilde ve gelişimlerimizin takip edildiği, neden çalışmıyorsun diye sorulduğu, çalışmadığımızın bile anlaşılacak kadar sık görüştüğümüz bir eğitim sürecinden geçtim. Böyle bir endişelerim aklıma bile gelmiyordu artık daha sonrasında ve daha sonrasında şunu düşündüm. Acaba dışarıda ücretli bir eğitim alsaydım benimle bu kadar ilgilenecek miydi? Çünkü o kadar fazla ilgi gördüm burada. Burada konservatuara hazırlanmak isteyen ve ESEV'de bunun olduğunu bilen kişiler için söylüyorum. Burası gerçekten bunun için çok büyük bir fırsat. Çünkü sadece aldığınız eğitim ya da sizi konservatuara götüren bir yol değil. Bunun sonrasında sizin tutkulu olduğunuz enstrüman ya da yapmak istediğiniz müzik tarzı neyse alanınız, buna dair yönlendirilmeye devam edildiğiniz bir süreç var. ESEV kesinlikle bir aile. Bu benim bahsettiğim müzik kısmı, bunun müziğin pratik ve teorik kısmıydı. Bunun haricinde müzik yapmaya devam ettiğim zamanların belli bir döneminde müziğin etikliğini kendi içimde tartışmaya başladım. Günümüzde yeni çıkan, hiç haz etmediğim müzikler ve sözleri, bunlarla alakalı kendimce şeyler düşünmeye başlamıştım. Ve burada yine ESEV içerisinde Abdülbaki Kömür adlı bir hocamız var. Ezgi tarzının öncülerinden diyebilirim ki bu tarz insanların güzel yönlerini, insanların güzelliğini, güzelliğe iletmesini sağlayan, hep mesaj içeren şeyler. Müzikle alakalı bu endişelerimi de Abdülbaki hocayla konuşa konuşa açtım. Ki bu bir kere iki kere bir konuşma değildi. Her gördüğümde soruyordu, yani ne yaptın bu endişelerini, hani müzikten uzak kalma, müziği güzel şekilde de kullanabilirsin. Sadece teorik pratik kısımları değil, bunun felsefesini de ben burada yapabildim. Yani bununla alakalı etik tartışmasını da burada yapabildim. Bu yüzden her açıdan burada gözetildiğim ya da bir aile gibi olduğunu her daim hissettim. ESEV olmasaydı hayatımda, öncelikle konservatuara hazırlık sürecini beni aşan bir şey olarak düşünüp bundan vazgeçebilirdim. İkinci bir ihtimal, bunda inat edip bir şekilde eğitimimi alabilirdim. Dışarıdan, ücretli ya da özel bir şekilde. Ama ESEV'in farkı burada seni konservatuara sokmak değil. Senin müzik gelişimini an be an takip etmek, seni doğru kişilerle buluşturmak, doğru kişilerle tanıştırmak. Bundan dolayı ben başka yerde hazırlanıp aynı üniversiteme girmiş olsaydım bile kaybedeceğim yine çok şey olacaktı. Yani ben perküsyon çalıyordum, bendir eğitimi alıyordum o esnada. Ve birileri "bu çocuğun davul tutkusu var, bunu davulla sahne tecrübesi olmamasına rağmen sahneye atalım" der miydi? Çok uç bir ihtimal gibi geliyor bana. Ya da bana bu konuda özgüven aşılayıp çalışmamı söyleyip, ya da bunun yanında ben ESEV'de çalıştım. Benim kendime ait bir davulum yoktu. Ve ben ESEV'de bu görmüş olduğunuz davulla beraber burada uzun süre çalıştım. Buradan müsaade istiyordum, izin alıyordum. Bana belli saatler yazılıyordu ve ben gelip buraya kendi başıma saatlerce çalışıyordum. Ben ESEV'le beraber konservatuara girdikten sonrasında bu adı konservatuara hazırlık olan kurs ya da eğitim ya da destek bitmedi orada. Aslında misyonuna ulaşmıştı.
Ama bunun sonrasında benim kariyer gelişimim ya da benim dediğim gibi müzik konusundaki sanatçı kişiliğim bile gözetildi. Ki Ekrem hocamın, Erdo hocamın bize her daim katı bir şekilde tavsiye ettiği şey şuydu: efendi olacaksınız. Her gittiğiniz yerde ne kadar efendi bir insan diye kendinizden bahsettireceksiniz diye konuşurlardı. Onu keşfetme sürecimiz bizim açımızdan biraz zor oldu. Yani onu açma, çünkü bir müzisyen, bir konservatuvar öğrencisinin sosyal de olması lazım. O süreci de yaşaması lazım. Böyle dönüp baktığımda aslında ne kadar da güzel işler yapmaya çalışmışız diye kendi kendimize de mutlu olduğumuzu söylüyoruz Ekrem Hoca ile beraber. Konservatuvar hazırlık eğitimi süresinde yine biz bütün öğrencilerimizi takip ettiğimiz gibi sadece hani ders değil de dersin dışarısında da yapılması gereken tüm unsurları onlara anlattığımız için aslında muhabbetimiz öyle öyle gelişti. Buradaki öğrencileri pişirmek için sahneye çıkardılar. Belki hatalı bir konser olmasını göze alarak, belki herhangi bir problem olacağını göze alarak bunları yaptılar. Ve bunlar bizim açımızdan çok büyük tecrübelerdi ve bizi geliştiren çok büyük olaylardı. Ya da bunun beraberinde buraya gelen bazı ünlü sanatçılar olduğunda bizleri çağırdılar. Onların arkalarında çaldık ki bu yine aynı şey bizim kendi o süreçte o tecrübemizle yapabileceğimiz, ulaşabileceğimiz bir yer değildi. Başkanımız şunu da yapabilirdi. Arkadaşlar çok güzel oldu, teşekkür ederiz de diyebilirdi. Bunun ötesine geçti. Bizimle muhabbet etti. Ne yapabileceğimizi konuştuk. Süreci anlattık. Neler yaptığımızı, insanların hayatına nasıl dokunduğumuzu. Başkanımızın kültür ve sanata bakış açısı sadece işte konserler ya da işte sanatçılar, tiyatro gibi değil de bu işin burada gelişmesi, Esenler bakış açısıyla bu işin nereye gideceğini hayal etmesi bizim için trigger, yani bizi tetikleyen çok önemli bir şeydi, güçtü. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanımıza, belediyeye, kültür ekibine.